İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Sen nasıl Müslümansın? Bir gence buyurdu ki, oğlum senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Buna düşkün olanın kıymeti çünkü evlat, çıkardıklarıyla ölçülür, aman dikkat. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum şöyle düşün ki, ölürsün bugün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Niçin bir musibette edersin peki isyan? Sabredebiliyorsan bir bela geldiğinde, hakikat payı olur senin bu dediğinde. Eğer isyan edersen, musibet geldiği an, o zaman bilmiş ol ki, yalandır bu iddian. Bir gün Resulullah'a bir Müslüman gelerek, dedi, ya Resulallah, seviyorum seni pek. Resul ona cevaben buyurdu ki, ey kimse, peki fakirlik için hazırlan öyleyse. Birisi de gelerek arz etti ki, efendim, Allahü Teala'ya pek çoktur muhabbetim. Resulullah ona da buyurdu ki, ey insan, öyleyse bela ile musibete hazırlan. Gavs-ı Azam bir günde buyurdu ki, aman ha, gafletle yaşayıp da isyan etme Allah'a. Zira yeri gelince Müslümanım diyorsun. Ne garip iddia ki dinini bilmiyorsun. Halbuki sen dinini bilmeyince mükemmel, hangi esasa göre yaparsın peki amel? Yalnız dini bilmek de yetişmez yine sana. Zira amelsiz ilim vebaldir bir insana. La ilahe illallah söylemek kafi değil. Bunun icabını da yapmalısın bilfiil. Öyleyse ilk evvela güzel öğren dinini. Sonra da buna göre yap bütün amelini. Sırf amel yapmakla da bitmiyor yine işin. Zira yapmak gerekir her işi Allah için. Buna ihlas denir ki, mühimdir bu da gayet. İhlassız amellerin faydası olmaz elbet. Kalp gözlerin açılsın istiyorsan sen eğer, bir manevi tabip bul, ona teslim ol yeter. Başını o tabibin koyuver eşiğine. İtirazda bulunma onun hiçbir işine. O Allah adamının bir şefkatli nazarı süpürür kalbindeki bütün kir ve pasları. Ve onun bir kelamı şifadır kalp derdine. O her ne emrederse hemen getir yerine. Kalp derdiyle ilgili olan ihtiyacını ona arz et. O bilir bu derdin ilacını. Herhangi musibetle karşılaşırsan şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Hep
Günah işlemekle gelir çünkü her bela. Ve asla bir kuluna zulmetmez Hak Teâlâ. Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım, ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Bu gaflet pamuğunu çıkar at kulağından. Zira ölüm yakındır sana belki yarından. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık, zira öldükten sonra fayda vermez pişmanlık. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada soru söyleyelim var. Osman İnne hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. İslam alimlerinden, daha doğrusu tabiinin büyüklerinden Kâb-ül Ahbâr rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki su kiri giderdiği gibi beş vakit namazda günahları giderir buyuruyor Kâb-ül Ahbâr rahmetullahi teâlâ aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Alo. Buyurun, dinliyoruz. Hocam da görecektim. Yayındasınız, görüşüyorsunuz. Buyurun efendim. Hocam, iyi günler, iyi yayınlar. Öncelikle duanızı istiyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ahir ve akıbetimiz de hayır eylesin inşallah. Amin hocam, amin cümlemizin. Hocam, iki tane işimin sorusu var. Birincisi, dört büyük meleklerin ismi niye erkeklere verilmiştir? İkinci sorum hocam, ayakkabı bot ile namaz kılınır mı? Daha da hayvancılık yapıyoruz hocam biz, çoban yani eşim. Ayağında ayakkabı bot ile namaz kılınır mı? Peki efendim. İkinci sorum hocam, ben dizlerimden daha sızım, ayağımı sol tarafa bükemiyorum. Sağ tarafa veya düz büküyorum hani erkeklerin oturduğu gibi. O namazım kabul olur mu hocam? Peki efendim. Başka sorun da yok hocam. Peki. Hamileyim, çocuğumun ismine emin koymak istiyorum. Uygun mu hocam? Uygun. Allah-u Teala salihlerden eyler inşallah. Amin hocam. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. İyi günler. Buyurun. Günler. Buyurun. Hocamın sorularım vardı da. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Mesela bizim evde 5-6 tane Kur'an-ı Kerim'imiz var. Hepsini de okumamız gerekiyormuş. Biz bir tanesini okuyoruz. Öyle bir sorun mu, şey var mı? Peki efendim. İkinci sorum da, ben hatim yaptım mesela, bir arkadaş hacıya gidecek, ona verdim. Duasını ben mi yapacağım, o mu yapacak, onu bilemedim. Bir de bizim yonca tarlamız var. Yoncanın oşuru oluyor demiştiniz. Biz de hiç vermedik bugüne kadar. Ne yapacağız onu? Peki efendim. Tamam hocam, bu kadar. Oldu efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Hocam, dua istiyorum hocam. Evlatla çocuk oğlum için bizim. Rabbim iki cihaz saadeti versin, sıhhat afiyet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala efendim. Allah razı olsun. Hocam, benim gözüm seyiriyor. Sağ gözüm, sol gözüm. Bu sefer de yıllardır. Bu göz seyirmeyi iyi demiyorlar. Ben de bu sefer gözüm seyirince bir sıkıntı, bir üzüntü, bir şey yaşıyorum. Acaba bu ne kadar doğru? Yani gözüm seyirir diye, yani seyirmesin istiyorum. Yani bunu bir sanki bir tilt hissediyorum. Bu doğru mu? Doğru mu hocam? Bir de yıldız namına baktırmak doğru mu? Oğlum için bir hoca var dediler. Gittik. İki tane nuska yaptı. Bunu yastığına koyacaksın dedi. Ben de onu 1-2 ay beklettim hocam. İçim rahat olmadı. Onu açtım. Yıldız resmi vardı. Sen de buna haricen başka hiçbir şey okumayacaksın dedi. Okuma dedi. Bu dedi. Bismillah bile, dua bile okuma bunun yüzüne karşı dedi. Hiç içim tatmin olmadı. Ben onu açtım hocam. Baktım. Yaktım. Döktüm. Acaba bu doğru mu hocam? Ne kadar? Peki efendim. Oldu. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, dört büyük meleğin ismini için erkeklere veriliyor. İsmi
isim olarak bugüne kadar hani erkeklere verilmiş, yani şuradan hareket ediyor. Hareket ediyor belki de dinleyicimizin aklına geldi. Yani bunlar erkek de onun için mi erkek ismi falan? Yok, değil. Ama bu isimleri doğrudan doğruya koymak, evet, caiz diye kitaplarda bildirilmiş. Ama hürmet edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ismi şerifleri de öyle. Bunlara hürmet edilmesi gerekir, saygı gösterilmesi gerekir. Aksi halde mesela İsrafil ismi, adam söverse ne yapacaksın? Yanına bir isim daha koyacaksın onu. Evet. Çocukken mesela diyelim ki çocuklar kavga etti. İsrail senin dedi, başladı aynı şekilde. İsrafil dedi, senin dedi, başladı. Sinli kaflı söverek, hakaret ederek. İşte Mikail. Ya tamam, güzel isimler. Ama bu melekler erkek olduğu için bu isimler erkeklere konmuyor. Evet. Melek ismi de kadınlar için kullanılıyor. Melek aynı şekilde hani kadın olduğu, dişi olduğu için konmuyor. Evet. Dişi olduğu için kadın için konmuyor. Öyle münasip görülmüş. O şekilde aynı şekilde konmuş. Yani belli bir sebebini biz kitaplarda rastlamadık. Efendim bunlar erkeklere isim olması şu sebeptendir. Melek ismi de kadınlara konması şu sebeptendir diye değil. Çocuklara da mesela melek denir. Hangi bakımdan denir? Cinsiyet itibariyle demiyor. Günah işlemedikleri için deniyor onu. Günah işlemedikleri. Hani bir kadıncağıza da bir kızcağıza da melek ismi verildiyse o isimle müsemma olması. Yani onunla ileride aynı şekilde melek gibi günah işlemesin, tertemiz olsun diye bereketlenmek için koymuş. Ecdadımız Mikail ismini, İsrafil ismini de, hatta Cebrail ismini de, hani çocuk hatırlasın, işte bunlar Allah-u Teala'nın yarattığı meleklerdir, büyük meleklerdir. Bunları hatırlayarak hidayete ersin, ahireti düşünsün, Allah-u Teala'yı hatırlayarak ona ibadet etsin düşüncesiyle koymuşlardır. Başka bir herhangi bir niyetleri söz konusu değil. Evet. Dinleyicimizin diğer bir suali, biz dedi hayvancılık yapıyoruz dedi, beyin dedi bot giyiyor dedi, bununla namaz kılınır mı? Kılınır. Dört mezheple de kılınır. Bir şartı var. Temiz olma kaydı şartıyla. Hatta Hanefi mezhebinde bot topuk kemiklerini de kapatıyorsa bunun üzerine mesh bile edilir Hanefi mezhebinde. Peki diğer mezheplerde edilemez mi? Mesela Maliki mezhebi diyor ki hepsinin deri olması lazım. Yok efendim, benimki de aynı şekilde altı üstü, altı kösele deri, üstü de deri. Ne oldu o zaman? Mesela bir zamanlar askerlerin giydikleri öyle botlar vardı. Bu polislerin de vardı. Evet. Belli yerlerde yapan aynı şekilde. Deri ise Hanefi mezhebinde problem yok. Yani o askerde, o poliste engebeli yerlerde böyle şey yaparken sabahleyin kalktığında bir abdest alır, ondan sonra botunu giyer, üstünü mesheder. Tek dikkat edeceği nedir? Temiz olması. Necaset olmaması. Bak, temiz olması deyince cilalı boyalı falan zannedecekler. Şimdi öyle değil o. Efendim çamur oldu. Ya çamur olsun. Çamur necaset değil. Çamur kirdir. Ama necis değil. Efendim her çamur necis olmaz mı? Ya olur tabii. Lağım suyuyla aynı şekilde toprak çamur olduysa o toprak da necis oldu. O ayrı bir mesele. Ama normalde dağda geziyorsun. Yağmur da yağmış. Botlar da aynı şekilde çamura bulanmış. Bulansın. Bunun lağmak kılınabilir mi? Kılınabilir. Zaten üzerine giydiği pantolon, elbise de zaten ona göredir. O da çamurlu olmuştur. O haliyle namaz kılınır mı? Kılınır. Necis değildir o. Necis de kiri birbirinden ayırmak lazım. Evet. Necis de kiri birbirinden ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla mesela bu dinleyicimizin durum biraz kritik. Dedi hayvancılık yapıyoruz dedi. Botla ahıra girdi. Necaset bulaştı. Necaset bulaştı. Necaset bulaştı. Veya kırda diyelim ki helaya gitti, çok sıkışmıştı falan, idrar sıçradı. Efendim biz onları yıkıyoruz. Ha tamam. Ahıra girdim, çıktım. Ondan sonra ben botun altında, üstünde güzelce aynı şekilde yıkadım. Tertemiz oldum. Amenna. O zaman üstüne de mesheder. Öğleden namaz kılar. Bir mahsuru yok. Bir mahsuru yok. Ha, otururken kalkarken ona zorluk verir biraz. O kadar, başka bir şey yok. Yani kılınır mı? Kılınır. Ama efendim siz anlatıyorsunuz işte hani cenaze namazı kılınırken de işte ayakkabıyı veyahut da botu çıkarıp üzerine basmak lazım. Bu sebepten dolayı helaya girmiştir. Necis yere basmıştır. Ayakkabı temiz değildir. Garanti veremezsin sokağa çıktığın zaman, değil mi? Evet. Ha, ama kırda bayırdayken eğer ahıra mahra falan girmiyorsan yani ya, o kirlidir ama necis değildir.
Bir de dikkat edeceğiz. Hayvan pisliğine falan bahane basmayacak. Çünkü hayvanı otlatırken fark etmez ki. Tabii basabilir oraya. O tehlikeleri var onun için. Yani şartı bu. Şartı bu. Neymiş şartı? Temiz olmak kaydı şartıyla botlanamaz kılınır. Bot üzerine Hanefi mezhebinde mest edilir. Mes edilir. Mes gibi olur yani. Evet. Efendim gelelim. Ama bizim bugüne kadar hep başımıza geldi. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Necis değilse, necaset yoksa, temizse diye. Çünkü kalkacak diyecek ki bu yanlarımızın hepsini siliyor bazıları. Siz botlanamaz kılınır dediniz. Tamam kılınır dedik. Ben de diyor kıldım. Temiz miydi? Ya ben temizine memizine bakmadım. Siz kılınır dediniz ya diyor. Halbuki bir tek şartı var diyoruz. Temiz olması. Necasetten temiz olması kaydı şartıyla. Dinleyicimiz dedi ki ayağımda bir rahatsızlık var dedi. Mesela dedi ki ayağımı da dedi kadınların teberrük ederek oturması lazım ya sağ tarafı için. Bükemiyorum dedi öyle. O zaman kolayına geldiği gibi yani yapabildiği şekilde. Çünkü bu erkek ve kadın oturuş şekilleri kitaplarda bildiriliyor. Kıyamda şöyle durulur. Rükuda secdede böyle durulur. Kadın da erkeği de ilmihal kitapları anlatmış. Mesela rükuda erkeklerin dizleri gergin, kadınlarınki değil buyuruyor. Secdede erkeklerin kolları gergin, kadınlarınki aynı şekilde yere yapışık şekilde. Yani şeklini bildirmiş. Ama yere yapıştıramıyor. Havada duruyor mesela kadın namaz kılarken. Yani kolu rahatsız. Koyamıyor. Olabilir. Erkek de aynı şekilde geremiyor. Yere yapıştırıyor. Mümkün değil koyması. Yapıştırabilir. Namazı olur mu? Olur. Bu dinleyicimiz de zaten onu soruyor. Benim diyor namazım oluyor mu? Oluyor. Onun için endişe etmesin. Ya, ayağımızı kıbleye uzatarak bile yani şeyde kılıyoruz. Eğer düz üstte oturamıyorsak, bağdaşta kuramıyorsak iki ayağımızı kıbleye istikametine uzatır. Böyle şey yaparız. Dinimiz böyle emrediyor. Kolayınıza geldiği gibi deyince dinimizin bildirmiş olduğu kolaylıkları kullanın demektir o. Evet. Kitaplarda böyle bildirilmiş. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Evde dedi birkaç tane dedi mushaf var. Kur'an-ı Kerim diyorlar, deniyor şimdi. Diyorlar ki dedi, bunun hepsinin okunması lazım. Peki nerede yazıyormuş o? Hangi kitapta yazıyor? İşte böyle herkes kendi nefsini, kendi aklını baz alırsa, mezhepler sonradan çıkmış. Senin söylediğin de aynı şekilde kendi görüşün. Mezhebe görüş deyince senin de bir görüş oldu. Nereden çıkardın bunu? O zaman ipi sapı kalmaz, zıvanadan çıkar. Evet. Zıvanadan çıkar. Allah-u Teala mezhep imamlarını boşuna göndermemiş. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifteki bildirilen hükümlerin hepsini çıkarmış ve önümüze koymuşlar. Hazırcacık bakacağız. Hanefi ise Hanefi fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına bakacağız. Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman aynı şekilde öyle bir şey yok. Sinat. Hiçbir alakası yok. Çünkü mesela tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında Kur'an-ı Kerim okuma ve mushafın yani Kur'an-ı Kerim fazileti anlatılırken bir ifade geçiyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okumasını bilmese, eskiden vardı bilmiyorum sen de hatırlar mısın falan da ya da gördün mü köylerde öyle dolap molap falan ne gezer. Bir böyle bezden kılıfı vardı. Kılıfı vardı. Duvara asılırdı. Çiviyi çekersin. Orada asılı. Orada asılı durur. Mushaf-ı Şerif yukarıda. Ona edeben riayet ediliyor. Okuyup yazması yok. Yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Almış. Orada asılı duruyor. Öyle bulunması bile berekettir buyuruluyor. Okunmaz orada bulunmaz demiyor. Okumasını bilmese bile evinde mushaf bulundurmak berekettir buyuruluyor. Mutlaka okunacak ifadesi yok. Dolayısıyla mesela evde 5-6 tane hediye gelmiştir. Ama bir tanesi okuyorlardır. Yok harfleri şeydir, büyüktür, iridir. Biz de öyle mesela bakıyoruz mesela. Şimdi hangisi daha hele bir de yaş ilerleyince bütün organların hepsi zayıflıyor ya. Ben de yakın gözlük takıyorum. Uzak gözlük takıyordum ya şimdi yakın gözlük takıyorum. Bakın harfler karışıyor bazen. Buraya getiremiyorum bazen. Unutuyorum. Çünkü sonradan alışınca unutuluyor. Belli bir yaştan sonra çabucak unutuluyor. Bakıyorsun harfler karışıyor. İki diyor aynı şekilde evde harfleri en iri veyahut da okuyabileceğini alıyor. Her gün onu okuyor. Ondan sonra birisi geliyor kafasını karıştırıyor işte burada olduğu gibi. Aa hepsini okuman lazım. Okumazsan günah olur. Ya nerede yazıyor bu? Allah Teala korusun. Din adına konuştun ya. Din adına konuştun. Günah olur dedin. Onun kafasını boz, kafasını karıştırdın. Ondan sonra ben hepsini okuyamayacağıma göre aynı şekilde bunu da okumayayım dedi. Kaldırdın attın. Ne oldu şimdi? Hayır mı yaptın? İyilik mi yaptın? Yani efelik yaptı. Kendi kefesine dangalaklık yaptı. Başka bir şey yapmadı yani.
Hiç olmazsa dini konuya bilmiyorum de. Bilmiyorum da acaba bunun hepsini de okumak lazım mı? Ben duymadım, etmedim. Ve hatta aynı şekilde duysam bile kimden duyduğun önemli. E bizim mahallede bir adam vardı, ona hoca derlerdi, o diyordu falan. Hoca dedikleri, her hoca dedikleri aynı şekilde inanılır mı? Her sarıklı baba, her sakallı bilmem dede mi denir, olur mu? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazıyor mu, yazmıyor mu? Yazıyorsa tamam, yazmıyorsa kusura bakma. Yalan söylüyorsun. Evet hocam, yani Kur'an-ı Kerim'in bereketi olsun diye dedim. Şimdi tabii. Dediğiniz gibi okumasını bilmiyorsa diyecekler ki niye evinde tutuyorsun bu sefer? Halbuki o bereket. Bir eve taşınırken bile ilk önce Kur'an-ı Kerim'i götürüp koyuyoruz bereketi olsun kitaplarda diye. Boşlukça yazılmış. Bereket için Kur'an-ı Kerim evde tutulur. Ev bu ya, onun bereketi dursun. Okumasını bilen olmasa bile buyuruyor. Okumasını bilen. Efendim işte okumasını bildiği halde okumuyor. Okumayan suçludur. Musaf'ın evet. Bir kabahati gene yok. Değil mi? E tabi hocam, cüzler çıktı var şimdi tabii. Yasin cüzü. E biz oradan tutup okuyoruz. Öbür Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz. O kolayımıza gelir. Doğru. İnce diye. Doğru. Efendim bu dinleyicimiz dedi ki ben dedi bir hatim okudum dedi. Hatim şey yaptım dedi. Arkadaşa verdim. Duasını o mu yapacak, ben mi yapacağım? Ona verdiysen o yapacak artık. Bitti o. Hediye etmişsin, o yapacak. Yok sen hediye etmeden önce, tamam bundan hasıl olan sevabın birisini sana hediye ettim, diğerlerini ben kendi bağışlayacağım dersen onu da yapabilirsin. O sana açarsın, duasını yaparsın. Senin de tanıdığın, bildiklerinin hepsini aynı şekilde şeyini yaparsın. Evet, ikinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, büyüklük Allah'a mahsustur. Allahü Teala, kullarına gönderdiği kitapların hepsinde, kibri ve gururlanmayı kötülemiş ve yasak etmiştir. Nahl suresinin 23. ayetinde mealen, Allahü Teala kibirli olanları elbette sevmez buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecektir buyurmuşlardır. İslam alimleri buyuruyor ki, Allahü Teala ilim, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Allahü Teala kullarına karşı mütekebbirdir. Zira o, kibriya sahibidir. Azamet, büyüklük ve kibriya, yücelik ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hadis-i Kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyuruldu. Tekebbür edene, yani kibir sahibi olana karşı tekebbür etmek caizdir. Kibir sahibine tekebbür etmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve kibirli zenginlere karşı da tekebbür etmek caizdir. Bu tekebbür kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Takıyüddin Sübki Hazretleri, çok iyi anlayıp gördüm ki, bütün fesadın başı kibirdir. Kibir, şeytanın büyüklenip kendini beğenmesiyle işlenen ilk günah oldu. Kalpte kibir, büyüklenme hasıl olduğu zaman, kendisini büyük görüp başkalarını aşağı görür. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün yolda giderken yanından geçen bir köpeği görür ve köpeğe değip necaset bulaşmasın diye elbisesini toplar. O anda köpek Allahü Teala'nın kudretiyle dile gelip, "Benden sana bulaşacak kir, üç defa yıkamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri yedi deryada yıkansa temiz olmaz," der. Kibriya, yani üstünlük, yalnız Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sonradan yaratılan, dünyaya gelmesi ve ölmesi kendi elinde olmayan bir insana
kibirlenmek mi yakışır, yoksa tevazu göstermek mi? İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyor ki, kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler? Müslüman kibirli olmaz. Bir kimse kibirliyse onun Müslümanlığında ve aklında noksanlık vardır. Zira Ahmet bin Hanbel Hazretleri, kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız buyurmaktadır. Kibirli kimse saadet kapısından içeri giremez. Kendini beğenen, kendini üstün gören, kendini kabiliyetli gören, kendini iyi gören bir kimse saadet kapısının dışında dolaşır, kapıdan içeri giremez. Kibirli kimse kibrini kırarsa, kibrini yıkarsa o zaman saadet kapısından içeri girer. Kibir bütün saadetlere engel bir duvar gibidir. Bu kibir duvarı saadet kapısını açmaya engeldir. Diğer günahlar kibir gibi değildir. Allah hepimizi affetsin. Hepimizin günahları vardır. Fakat elhamdülillah Müslümanız. Ancak Müslüman kibirli olamaz. Eğer kibirliyse o kimsede noksanlık var demektir. Bu çok mühim bir ölçüdür. Kibirden kurtulmanın tek çaresi ise kibirli olmayanlarla beraber olmaktır. Allahü Teala'dan ve onun dininden bahsederek sohbet etmektir. Allah adamlarını ve Müslümanları Allah rızası için sevmek ve sevilmektir. Hiç kızmamak, gücenmemek, darılmamak, haddini bilmek, kusurunu görmek, aybını görmektir. İslam alimleri akıllı olmak lazımdır buyurmuşlardır. Akıllı insan karşısındakinin iyi tarafını, kendisinin kötü tarafını gören kimsedir. Karşısındakinin kötü tarafını gören kimse akıldan mahrumdur. Kendisinin iyi taraflarını gören kimse de akıldan mahrumdur. Demek ki akıllı insan, akıllı, iyi bir Müslüman daima Müslümanların iyi taraflarını görür, o iyi taraflarına aşık olur. Kendisinin iyi taraflarını göremez, dolayısıyla daima arkadaşlarına muhtaçtır. Arkadaşlarına muhtaç olmayan, onun hizmetine, duasına ihtiyaç duymayan mahvolmuştur. İşte o felakettedir. İslam alimleri buyuruyorlar ki, kibir her iyiliğe, her fazilete, her güzelliğe ve her başarıya engeldir. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden dinleyicimizin soruları vardı. Buyurun. Efendim, ikinci dinleyicimizin suali bitmemişti daha. Bir suali daha vardı. Dedi Yonca'nın uşu. Yani dedi uşu daha önce vermedik, bilmiyorduk dedi. Nasıl yapacağız? İster buğday olsun, ister arpa olsun, ister şeftali olsun, zeytin olsun. Neyse. Topraktan elde edilen ve uşur verilmesi gereken mahsul, topraktan çıkan. Hanefi mezhebinde İmam Hasan Ümbani Hazretleri az olsun çok olsun buyuruyor. Mutlaka verilmesi gerekir. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki yine Hanefi mezhebinde o zatın iştihadına göre 5 fesk 1250 litre olması gerekiyor. Senelerce bunu unutturdular, anlatmadılar. Din görevlileri de anlatmadı. Zaten şeyde din görevlerinde öyle bir şey de yok, gayreti de yok. Hepsi mi? Değil. Hepsi değil. Eskiden çoğunluk gayretliydi. O azınlıkta kalanlar da aynı şekilde görünmüyordu. Şimdi çoğunluk o gayreti kaybetti. Azınlıkta kalanlar da görülmüyor. Azınlıkta kalanlar da görülmüyor. Hatta din görevlisi olduğu halde uşa karşı çıkanlar bile var. Evet. Farzdır ya. Karşı çıktığın zaman imanı gider. İstediğin kadar camide imam ol. Fark etmez yani. Ya da müftü ol. Ya da aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanı ol. Fark etmez. İmanı gider. Yani Diyanet İşleri Başkanı olman, müftü olman veyahut da aynı şekilde imam olman seni kurtarmaz. İmanı varsa kurtaracaksın. İmanı yoksa tepede kloğuna evet. Gideceksin. Senin etiketine bakmıyorlar. Musallaya koydukları zaman er kişi niyetine diyorlar. Veyahut da hatun kişi niyetine diyorlar. İş kadını demiyorlar. Hatun kişi niyetine geçip gidiyorsun yani. Patron demiyorlar. Patron demiyorlar. Dolayısıyla topraktan çıkan mahsulü vereceğiz. Peki, veremedik.
bilmiyorduk, unuttuk, sonradan öğrendik. Benim annem babam da aynı şekilde. Biz de meseleleri öğrenince, ikisi de rahmetli oldu, oturduk. Zaten Fatih Bey, şimdi ister zeytinli olsun, ister inciri olsun, ister kayısı olsun, şeftali olsun ve hatta aynı şekilde İç Anadolu'da geniş buğday tarlalar var. Buğday elde etsin, nohut fasulye elde etsin. 3-5 aşağı yukarı tarlasından ekip de elde ettiği mahsulü az veya çok ortalama bir şey hatırlar insan. Tabii. Bunlar devamlı yonca ektiğine göre ne çıktığını biliyordur. Biliyor. Kaç defa biçtiklerini de biliyor. Efendim net bilemiyorum. Bunu. Doğrudur, net bilemezsin ama tahmini olarak bir şey bulacaksın. Ondan sonra ya tahmini olarak biz işte şu kadar yonca elde, şu kadar arpa, şu kadar buğday, şu kadar çavdar neyse elde ediyorduk. Ya da şu kadar şeftali, şu kadar zeytin tahmini olarak. Kaç senedir yapıyoruz bunu? 20 senedir. Oturacaksın. Bir senede ne kadar? Şu kadar etti. Tamam. Ondan sonra 30 senedir böyle yapıyorum. Çarpı 30 karşımıza bir rakam çıkıyor. Efendim bir çırpıda hepsini veremem. Olabilir, veremezsin. Önce bir hesabını yap. Tahmini olarak yaptın. Hatta gönlün rahat olması için vereceğin miktar miktarı biraz ilave yaparsın. Fazla yaparsın. Ondan sonra onda birini alırsın. Motor suyuyla sunuyorsun. 20'de birini. Ha, şimdi senin vereceğin bu ne ediyor? Ya onun fiyatı işte o zamanlar şöyleydi. Tahmini olarak ortalama biraz yukarıdan tutarak fiyatını hesap edersin. O onda birini, birim fiyatını buldun ya, çarparsın, karşına bir Türk parası çıkacak, lira çıkacak. Evet. Ondan sonra diyeceksin ki bu da ortalama olarak şimdi mesela diyelim ki altın nerelerdedir bilmiyorum şu anda da 200'ün altına düşmedi herhalde. Evet. O zamanlar işte altının gramı herhalde 150 liraydı diyelim mesela, misal olarak söyleyeyim. 150 liraydı. Sende çıkan miktar onu ona bölersin, kaç gram altın etti. Ha, senelerce yapmış olduğun şey de efendim 50 gram altın oldu. Değil mi? Vereceğin evet. Zekat. 50 gram altın. Dolayısıyla bilen birisine dersin ki benim geçmiş senelerin uşru olarak bu altını sana verdim. O da aynı şekilde aldım, kabul ettim diyecek, kendisinin olduğunu bilecek. Buna yardım etmek için bunu sana ben hediye ettim diyecek. Belki aldı. Bu şekilde devrini yaptı. 50 gram altını bir fakirle, bilen bir fakirle bu işin devrini yaptı. Devrini yaptıktan sonra onu kaç paradan şey yaptın biliyorsun. Kaç para ettiğini biliyorsun. O parayı o devir yaptığına da 3-5 kuruş verirsin. O da sana taksit yeri geldikçe o parayı verirsin. Bitti, ödersin işte. Bu ticaret malında da, hayvan zekatında da, toprak mahsulü zekatında da. Geçmiş senelerde diyelim ki paralarım vardı. Yani kağıt paralarım vardı. Onlar da 3 aşağı 5 yukarı hesap edersin. Bunların hepsini ödeyebilirsin. Şimdi Bahattin Bey kitaplarda buyuruyor ki, insan hayattayken namaz borcundan da, oruç borcundan da, kul borcundan da, hayvan borcundan da, zekat borcundan, uşur borcundan, bunların hepsinden kurtulma şansı var. Yeter ki niyet etsin. Hatta kitaplarda bir ifade geçiyor. Mesela diyelim ki adam 70 yaşına geldi. Vaktiyle zengindi. Ondan sonra bu orucunu tutamadı. 70 yaşına geldi, şeker hastası oldu. Oruç tutamıyor. Ondan sonra namazlarını ayakta kılamıyor, oturarak ima ederek aynı şekilde. Meseleleri öğrendi ama. Baktı önüne dağ gibi namaz, oruç, zekat borçları. İster bu 80 yaşında olsun, ister 90 yaşında olsun. Bir dakika dedi ya. Ya Rabbi ben yanlış yaptım, bilemedim. Hemen o gün hesap etti. Dedi ki 40 senelik namaz borcum var. 40 senelik oruç borcum var. İşte 15 senelik zekat borcum var diyelim. Hani o zekat farz. Hadi diyelim ki 50 bin liralık da zekat borcu çıkardı falan, tamam mı? Çıkardı. Ve o gün başladı. Bir günlük kaza namazı kıldı. Oruç şey yapamadı, bir günlük fidyesini verdi. Fidyesini verir artık, değil mi? Evet. Fidyesini verdi. Zekattan 50 bin liraydı. Hadi cebinde vardı bir işte 500 lirasını buldu. 49.500 lira duruyor. Verdi. O gün de eceli geldi. O gün de eceli geldi. Evet. Allah-u Teala buyurur ki buyuruluyor kitaplarda. Meleklerine. Bu kulum hatasını anladı. Bana döndü. Özür diledi.
ve bunları kaza etmek için başladı. Ben ona ömür verseydim kaza edecekti, bitirecekti. Evet. Ama ömrü kafi gelmedi. Onun o borçlarının hepsini silin buyururmuş. Ya. Evet, bunlar biter mi de ben yapamam da falan da seninkini silmiyorlar. Ama bununkini siliyorlar. Ya. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler hep naklederlerdi, belki duymuşsundur. Allah-u Teala ya layık olarak hiçbir kul ibadet edemez. Peki Allah-u Teala ne hoşuna gidiyor? Hani kul sabahleyin kalkıyor ve öğle vakti, aa Rabbimin emridir öğle vakti, gideyim ben abdest alayım falan, işim çok ama o yok yok önce bir gideyim. Gitti abdest aynı şekilde işte alasulu aldı, namaz da acele mecele falan kıldı. Allah-u Teala buyurmuş ki bunun abdeste abdeste benzemedi, namazda namaza benzemedi ama benim emrime kıymet verdi. Bu saatte Rabbimin emir var. Yani öbürleri şey gitti, bunu yaptı. Tam yazın buyurmuş. Ya böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla sen diyorsun ki ya olur mu kaç senelik şey olur mu ya falan. Ne yapalım canım, bizimki de öyle oluversin falan. Allah Teala korusun. Yani senin imanda da sakatlık var. Bu şekilde böyle gevşek davranırsan son nefeste imanla öbür tarafa geçemezsin. İmanla öbür tarafa geçemezsen ne olur Bahattin Bey? Ya sonsuz azap ya. Sonsuz ya. Başka bir şeye benzemiyor. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Onun için hani dinleyicimiz, efendim benim bu kadar şeyimde acaba ne yapacağız falan. Bugüne kadar vermedik. Bundan sonra ver. Otur hesapla aynı şekilde telafi et. Daha vaktim var. Evet. Ecel gelmeden önce gelmedi. Vaktim var. Gelelim son dinleyicimizin sualine. Gözüm seyiriyor dediği sebebi ne olabilir bilmiyorum. Bilmiyorum. Efendim işte yorum yapılıyor falan. Bu dinleyicimiz yapıyor. Rahmetli annem de babaannem de yaparlardı, öyle yorum yaparlardı. Sağ gözün seyri sayır, sol gözün seyir falan. Bazen de denk geliveriyor öyle şeyler. Bak gördün mü sol gözüm seyriydi böyle denk geldi falan diye anlatırlar falan. Onun bir alakası yok buyuruyor kitaplarda. Sağ elin kaşınırsa para gelir, sol elin kaşınırsa para çık avucunun içi. İkisinde de para çıkıyor. Hiç gelen olmadı. Sağım kaşınıyor falan öyle derlerdi falan. Para çıkıyor. Sol kaşınıyor geri çıkıyor. Elim değişen bir şey yok. Bazen denk gelebilir. O ayrı bir şey. Ama İslamiyet'te uğursuzluk yok. Hayra yormalı buyuruluyor. Hayra yormalı. Bu göz seyirmesini yani sinirsel olabilir, tik haline getirmiş olabilir. Bu işi iyi bilen mütehassıs bir doktora sormalı. Hangi sebepten kaynaklanıyor bu? Yani bir sebepten kaynaklanıyor. İçerideki sinirlerden bir şeyler. Bir sebepten kaynaklanıyor. Yoksa şu denebilir. Efendim acaba şey olabilir mi? Yani hissetme gerimi. Şimdi Bahattin Bey, hissi kablel vuku diye bir şey geçiyor kitaplarda. Hissi kablel vuku. Ne demek bu hissi kablel vuku? Kablel vuku, vuku bulmadan önce hissetmek. Bir hadise vuku bulmadan önce. Mesela hayvanlarda bu çok ileri safhada. Evet. Hayvanlar mesela depremin bile olacağını hissedebiliyor. Veyahut da oraya bir ben çocukken hatırlarım. Mesela çayırda böyle zincirle, aynı şekilde zincir çayıra çakılmış hayvan orada otluyor. Ondan sonra hayvan tedirgin oluyor. Böyle dönüyor, şey yapıyor, kişniyor falan. Annem rahmetli yağmur geliyor derdi. Ya daha bulut uzakta. Hakikaten biraz sonra o bulut bir geliyor. Şakır şakır şakır. Hayvan hissediyor onu. Tam biz bulutu görüyoruz ama bu tarafa gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Uzak, uzak gibi görüyor falan ama hayvan hissediyor onu. Bazı insanlarda da bu hissi kablel vuku bazılarında fazla yaratılmış. Yani önceden sezebiliyor veyahut da hissedebiliyor. Bizim başımıza bir sıkıntı geliyor falan diye onu hissediyor. Zamanla aynı şekilde o hissetmeler olabiliyor. Ama o da kesin değil. Öyle bir şey olabilir. Onun için endişe etmesin. O göz seyirmesi için de doktora gitse iyi olur. Son olarak dinleyicimizin bir suali var. Yıldızname. Efendim Yıldızname, o kitabı gördüm. Buna inanan da giden de Allah-u Teala korusun imanını götürür buyuruyor. Çünkü bir sahtekar hazırlamış onu, Yıldızname'yi. Fakat o sahtekar sıradan bir sahtekar değil. İşte 12 tane şey yapmış. Ortak şeyler bulmuş. Ana inandı, baba inandı. Ebced'le aynı şekilde onları buluyor. Belli bir şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki 9. madde tutuyor seninki. Orada ortak şeyler yazılmış. Mesela ben dikkatimi çektiğim hemen hemen hepsinde kullandığı bir köprünün altından geçme hikayesi var. Sen diyor köprünün altından geçmişsin, böyle olmuşsun. İstanbul'da köprünün altına geçmeye var mı? Biz her gün geçiyoruz ya. Köprülerin altından şeylerden her gün geçiyoruz. Her gün geçiyoruz İstanbul'da. Hangi köprüden acaba? Boğaz Köprüsü. Ne bileyim ben hangisi. Ortak bir şey buluyor. Ve kitaplarda açık net. Fala. Ondan sonra bu yıldızname denen şeye inanmak.
Bununla aynı şekilde bazı şeyleri bilirim demek küfür olur. Ya şakası yok ya, iman gider. Evet. Ha, dinleyicimiz dedi ki ben dedi içim rahat etmedi. Allah Teala iman nasip etmiş de imana izin vermedi. Yaksın atsın onu, itibar da etmesin. Bak talimat vermiş, demiş ki besmele bile okumayacak. Ana. Besmele bile okumayacak. Ha. Ya o yıldızlameyle uğraşanların çoğunda iman diye bir şey yok yani. Evet. Hepsi zaten gitmiş. Dolayısıyla onlara itibar edilir mi? Hayır. İtibar edilmez. Geleceği, gaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Efendim peygamberler? Hayır. Melek? Hayır. Cin? Aa. Bilemez. Peygamberlerin haber verdikleri var. Allah-u Teala bildirirse haber verir. Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam gelecekten haber verdikleri var. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Eshab-ı Kiram'dan, Aleyhim Rıdan çoğunun nerelerde ne şekilde vefat edecekleri, şehit olacakları hepsine haber verdi. Ve tahakkuk etti. İstanbul'un fethedileceğine haber verdi. Tahakkuk etti. Bu gayb değil mi? Gayb o zamana göre öyleydi. Ama Allah-u Teala bildirdi. Allah-u Teala bildirdi. Bu olacak dedi. Allah-u Teala bu böyle olacak. Peygamber Efendimiz de bildirilmesi lazım gelenleri söyledi. Mesela Eshab-ı Kiram'dan 10 zat, aşere-i mübeşşere deniyor bunlara. Aşere 10 demektir. Mübeşşere, müjdelenmiş 10 kişi. Neyle müjdelendiler? Cennetle. Bunlar ölmedi, hesap görülmedi. Nasıl cennetlik olur? Ama Allah Teala buyuruyor ki bunlar cennetlik. Peki onlar bir daha imanlarını kaybetmez mi? Hayır. Zaten kitaplarda buyuruyor ki Allah Teala bir kulundan razı olursa artık o kulunu razı olmayacak hale düşürmez. Razı olmayacak hale düşürmez. Sen altın fiyatlarını açtın galiba. Kaç yazıyor? 229 mu yazıyor? Evet. Oo, bayağı yükselmiş ha. Dolayısıyla bir kimse efendim ben yıldızlamayla senin geleceğini okurum, falla şunu yaparım, bunu yaparım falan diyen ve bunun böyle olduğuna inanan ikisinde imanı gider, kafir olur. Allah böyle muhafaza buyursun. Amin. İtibar etmesin, irsin atsın. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.